Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modeli çalışacağız beraber. Şöyle göstereyim. Böyle zikzakları olan çok hoş bir örgü modeli. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle az bir ilmek attım model göstereceğim için. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Ben 4 milim şiş kullandım. Siz dilediğiniz ip ve şiş kullanabilirsiniz. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi başlangıçta olduğumuz için arka yüzdeyiz. Hemen arka yüzden örmeye başlıyoruz. Modelin kurulumu arka yüzden yapılıyor arkadaşlar. Lastik falan ördüğünüzde ön yüzden örüp arka yüzde başlayacağız. Arka yüzde şimdi kenar ilmeğini ördükten sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlk sıra bu şekilde. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve son ilmeğim, kenar ilmeğini de örmeden aldım. İlk sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüze geldiğimizde modeli kurmaya başlayacağız. İlk kenar ilmeğini ördükten sonra şimdi 2 ve 2'nin katları modelimiz. O yüzden şimdi ilk ilmeği örmüyoruz. İlk önce ikinci ilmeği örüyoruz. Arka taraftan ikinci ilmeğimi batıyorum. Örüyorum. Şişten çıkartmıyorum ama birazcık uzattım. Şimdi ilk ilmeği alıyorum ve düz örgü örüyorum. Şimdi sol şişteki ilmeklerimi çıkartıyorum. Devam ediyoruz. İlkini değil, ikinci ilmeği düz örgü örüyorum. İpi biraz uzatıyorum ilmeği. İlk ilmeği alıyorum, onu da düz örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. İkinci ilmeği ilk önce örüyorum. İlmeklerim şişte. Şimdi öndeki ilk ilmeği alıp örüyorum ve sol şişimden ilmeklerimi çıkartıyorum. Ön yüzde işlemler bu kadar arkadaşlar. İkinci ilmeği önce örüyoruz. İlk ilmeği ikinci seferde örüyoruz ve ilmekleri şişten çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimi örüyorum, ilk ilmeğimi örüyorum, şişten çıkartıyorum. İlk ilmeği örüyorum, biraz uzatıyoruz bu ilmeği. İlk ilmeği sonradan örüyoruz, şişten çıkartıyorum ve kenar ilmeği. Bu modelimizin ikinci sırası olmuş oluyor. Şimdi kenar ilmeğini alıyorum, arka yüzdeyiz. Arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Ters örgü olarak örüyoruz ama ilk ilmeği değil, önce ikinci ilmeği örüyorum, birazcık uzatıyorum. Bakın, ilk önce ikinci ilmek, onu örüyorum, sonra İlk ilmeği örüp ilmeklerimi şişten çıkartıyorum. Önce ikinci ilmeği örüyorum. Sonra birinci ilmeği. Ters örgü örüyoruz. Sadece ilmekler sıralı gitmiyor. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmek. İkinci ilmeği örüyoruz. Sonra ilk ilmeği örüyoruz ve şişten çıkartıyoruz. İkinci ilmeği ördüm. Şimdi ilk ilmeği örüyorum. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmek. Önce geridekini örüyoruz. Sonra öndeki ilmeği ve kenar ilmeği. Ön yüze dönüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Ön yüzden ördüklerimiz sola doğru yatık oluyor. Arka yüzden, ters yüzden gelirken ördüklerimiz sağ yatık. Böyle zikzaklı bir görüntü oluyor. Şimdi ön yüzden tekrar öreceğiz. Kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi yine şu iki ilmek, önce arkadaki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. İlmeği biraz uzattım. Sonra öndeki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ve şişten çıkartıyorum. Önce arkadaki, sonra öndeki. Önce arkadaki, sonra öndeki. Bu şekilde zikzaklı zikzaklı bir örgü modeli elde etmiş olduk. Önce arkadaki, sonra öndeki. Çok kolay. Biraz sıkı örmemeye çalışın. Şu ilmekleri biraz uzatın. Çok daha rahat örülüyor o zaman. İlmekler sıkı olmadığı zaman çok rahat örebilirsiniz. Evet. Şimdi dördüncü kez arka yüzdeyken bu sırada ilmekleri sadece ters olarak örüyoruz. Normal. Bir sıra ters örüyoruz. Bu ters ördüğümüz sıra aslında ikinci kez modelin kurulumunun ilk sırası. Arka yüzden kuruyoruz demiştik ya modeli. Bu ters ördüğümüz sıra ikinci modelin ilk sırası olmuş oldu. Şimdi bunun üstüne aynen burada yaptığımız gibi bir ön yüzden zikzaklı örgü yapacağız. Bir arka yüzden, tekrar bir ön yüzden. Üst sırada bu modeli uyguladığımızda bu ördüğümüz ters örgüden sonra arka taraftan tabii ters örerek geldiğimiz sırayla birlikte 4 sıra olmuş olacak. Göstereyim. Bakın. Şu aradaki bir sıra örgü tersten ördüğümüz örgü. 3 sıra ajurlu zikzaklı modeli koyuyoruz. Bir sırada arkadan ters geliyoruz. İlk sıramız bir sıra arkadan ters, 3 sırada zikzaklı model, 3 sıra, toplamda 4 sırada bir modeli kurmuş oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.